Hazine ve Maliye Bakanlığı, lokanta ve kafelerdeki KDV usulsüzlüğünün önüne geçmek için yeni bir düzenlemeye gitti. 1 Mayıs'tan itibaren artık işletmelerde yiyecek, içecek ve dışarıdan temin edip satılan ürünler için aynı oranda, yani %10 KDV uygulanacak. Lokanta ve kafelerde KDV suistimali ve vergi kaçağının önüne geçmek için düğmeye basıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni düzenlemeye gitti. Bence de yeni bir uygulama. Biz yapamıyoruz ama yapan çok. Ya bunu iyi bir denetlenirse bu altından çok çapar olacak. Örneğin pastanelerde üretilip satılan kek, pasta gibi ürünler %10, içecekler %1 KDV ile satılıyordu. Müşteri pastanın yanında 2 limonata da alınca bazı işletmeler vergi kaçırmak için %1 KDV ile fiş kesiyordu. Yeni düzenleme ile bu suistimalin önüne geçilecek. Haksız rekabet de oluyor çünkü niye? O adam daha çok iş yapıyor, bu daha az iş yapıyor ama bu vergisini fazla veriyor, o daha az veriyor. Bir lokantada yemek yiyen müşteri eve 1 kiloda baklava aldıysa her iki satışta da KDV %10 olarak hesaplanacak. Birle alıyor, onunla çıktığı zaman ay başında çok yüksek bir KDV ödüyor. Dolayısıyla 10 KDV çıkmıyor, peynir, zeytin çıkıyor, şarküteri çıkıyor %1 ile. Öyle orayı dengelemeye çalışıyor. Yani işletmelerde yiyecek, içecek ve dışarıdan temin edilip satılan ürünler için aynı KDV oranı uygulanacak. Bazıları %1 yapıyor, bazıları %10 yapıyor. Neyse o olmak zorunda. Ama takip olması lazım bunların. Alkollü içkilerde KDV oranı %18'den %20'ye çıkarılırken telefonla, internetten sipariş ve gel al satışta da KDV oranı aynı olacak. Neyle alıyorsan öyle çıkacaksın. KDV'lerin tamamen eşitlenmesi lazım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek KDV artışı yapılmadı dediği, düzenlemenin işletmelerin vatandaştan aldığı KDV'yi doğru belgelendirmesi için yapıldığını vurguladı. Yerinde bir uygulama takip edilirse.